Her şeyi ondan bilenler kazanırlar. Bazı şeyleri kendilerine nispet edenler, iradenin hakkı mahfuz kazanma kuşağında üst üste kayıplar yaşarlar. Ben deme. Biz basamağına sıçra, oradan hüveyi rasat etmeye dur. İşin mebdeyi kendinden geçmeye bağlı. Ortası biz demek. Vüfak ve ittifaka tevfik-i ilahi. Bir araya geldiğimizden aynı şeyler istikametinde soluk soluğa koştuğumuzdan Cenab-ı Hak değişik eltaf-ı subhaniyede bulunuyor. Bizim o kadar bir yeri var. Ama gördüğünüz gibi eltaf-ı subhaniyede bulunmak yine ona ait. İş gidip hüveye dayanıyor. Hu. Onun için Allah demiş, hu demişler. Rab demiş, hu demişler. Cemil, celil demiş, hu demişler. Hep hu. O. O'yu işaretlemişler. İtlakıyla bütün esma-i ilahi ifade eder gibi bir gayb zamiri. Aynı zamanda zat-ı bahtin nakabili idrak olduğuna da bir ima var. Sadece o diyorsun. Eğer o kendisine hitap ederken, tazarru ve niyazda bulunurken, bize sen deme iznini vermeseydi, o saygısızlık olurdu. Ama tenezzülat-ı sübhaniye veya talattufat-ı sübhaniye, İyyâke na'budu, İyyâke, ancak sana kulluk yaparız, sana diyoruz. Sana deme iznini bize verdiğinden dolayı. Yoksa onu bütün sıfat-ı sübhaniyesiyle, Esma-i Hüsna'sıyla yad etmek ancak böyle olunca olur. Hatta bildiğimiz Esma-i İlahi ile onu yad etmek yine yeterli değildir. Ve Esma-i Kellezî semmeyte bihi nefsek ev enzeltehu fî kitâbik ev allemtehu ahaden min halkik ev iste'therte bihi fî ilmil gayb indek. Nezzü üluyetinde istihsar buyurduğu, melek varlığıyla alakalı, ruhani varlıkla alakalı, öbür tarafta, öbür tarafın var olma şecere-i nuraniyesiyle alakalı Esma-i Hüsna'sı var ki, onları nezzü üluyetinde hiç kimseye bildirmemiş. Nebi de bilmiyor onu, veli de bilmiyor, has kulları da bilmiyor. Benim gibi hamlar hiçbir şey bilmiyor. Evet, kendimizi böyle tam kendimize göre konumumuza koyduğumuz zaman, yerleştirdiğimiz zaman büyük ölçüde karşımıza çıkacak arızaları aşmış oluruz. Kendimizi yerli yerine koyamayınca, kendimize bazı şeyler bahşedince, bahş. Ben şuyum, buyum. Mülahazalarına takılınca, hafizanallah. İnsanın kendini görememesi, körlüğü ondan kaynaklanır. Kendine o ölçüde iman-ı nazar, esas görmeyi daraltır. Ve bu insanın kadrine, kıymetine, ahseni takvime mazhariyetine bir saygısızlıktır. İnsan öyle bir varlık değil. Ona bakmak suretiyle bakış açısını genişletmek lazım, daireyi genişletmek lazım. Bakışa öyle anil merkez bir açılım kazandırmalı ki, aşmalı efal dairesini, asar dairesini, esma dairesini, ulaşmalı sıfat dairesini.
bir yönüyle zatıvat dairesi kapının eşiğine başını koyma burada. Hu deme, inleme. Ma arefnake hakka marifetke ya maruf deme, inleme. Hak dostları öyle demişler. Ma abednake hakka ibadetke ya mahbud. Sana hak ile ibadet edemedik. Ey ibadet hakkı olan mabud-i mutlak, maksudu bil istihkak. Ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Sen sağınak sağınak var olduğumuz günden, var etmediğin günden, var etme murad ettiğin günden itibaren başımızdan aşağıya yağdırdığın nimetler karşısında sana hakkıyla şükredemedik. Ey şükür hakkı olan meşkuru alel itlak, meşkuru mutlak. Ma hamidnake hakka hamdike ya Mahmud. Sana hakkıyla hamd edemedik. Ey Mahmud-u mutlak, Mabud-u mutlak. Ma sebbehnake hakka tesvik. Seni hakkıyla noksan sıfatlardan tebriye ve tenzih edemedik. Evsaf-ı kemaliye ile tavsif edemedik. Tam yürekten subhan diyemedik. Senin dışında her şeyi gözden silemedik. Dünya ve mafiha, onu kalbimizden çıkarıp atamadık. Ve bir yönüyle onları atmak suretiyle arif olma yoluna giremedik. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Onu gören, onu bilen, onu düşünen, onunla oturup kalkan gözünde bir, her şey bir yönüyle izafiliğe bürünür, nisbiliğe bürünür. Biri kalkar ona vücudu mülahaza ile bakar. Sizin siz diye bir varlığınız yok. Ondan gelen, peşi peşine gelen karelerden ibaret. Ona ait tecellilerin tecessüm şeklisiniz der. Vücut mülahazası. Biri kalkar der ki, siz müşahedenizde yanılıyorsunuz. Şuhut mülahazası der. Fakat insanlığın iftihar tablosu, meseleyi gayba, itlaka havale etmek suretiyle, Allah'ın emri, Allah'ın talimiyle, başta üzerinde durulduğu gibi, hu der, onu itlaki içinde zikreder ve künhüvari nakabili idraktır der. Aklımız almaz. O da öyle diyor kendi hakkında. Ma kaderullaha hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. Biz de öyle demeliyiz. Ma kadernake hakka kadrike. Ya Allahur Rahmanur Rahim. Ya Allahul Ahadus Samet. Ya Allahul Hayyul Kayyum. Ya Allah, ya Ferdu, ya Hayyu, ya Kayyum. Ya Hakem, ya Adlu, ya Kuddus. Ya Hu. Ya Hu ile kaf diyelendirmeliyiz onu. Meseleyi ıtlaka havale etmek suretiyle onun ihate edilemediğini ifade etmeliyiz. La tudrikul ebsar ve huve yudrikul ebsar. Basarlar, basiretler onu ihate edemez. Mahiyetü nefsül emriyesine göre onu kavrayamaz, diyor. Bilgi bu esas. İnsanda bilgi yörüngesi de bu olmalı. Varlığa, eşyaya bakarken, eşya ve hadiseleri hallac ederken, enfüsten başlayarak, afakın en zirve noktasına kadar nazarını gezdirirken, mülahazalarını hep bu ulvi şeye, o hu hakikatına bağlamışsa, Allah'ın izni inayetiyle bilme yoluna girmiş demektir. Böyle bir yola gireni de Allah Celle Celaluhu kendi cehaletiyle baş başa bırakmaz. Siler, izafi ilmiliğe yükseltir, nisfi ilmiliğe yükseltir, bazılarında hakiki ilmiliğe yükseltir. Doğru bilirler, bilinmesi gerekli olan şeyi doğru bilirler. Günümüzde en az bilinen şey bunlardır. Günümüzün Müslümanları bile Allah'ı bilmiyor. Allah demede yalan söylüyor. Yalan söyleyen bir insanın, iftira eden bir insanın,
başkalarının kusur ve ayıplarıyla meşgul olup kendine dönüp bir kerecik nazar etmeyen bir insanın Allah'ı bildiğinden söz edilemez. Yalan söylüyor o. Ben Müslümanım derken yalan söylüyor. La ilahe illallah derken yalan söylüyor. Muhammedur Resulullah derken yalan söylüyor. Nazarı hep başkalarında kusur aramada. Başkalarında kusur arayan bir insan ömür boyu kusur irtikap eder durur. Dönüp kendine bakmaz. Kendi kırığını, gediğini tamir etme azmi ikdami içinde bulunmayan bir insan sürekli kırılmalarını kırılmalar takip eder. Eğrilmelerini eğrilmeler takip eder. Hele bir de sağında solunda müdahin, rüşvete hediye diyenler varsa, çalmaya çalıyor ama hizmet ediyor diyenler varsa, böyle müdahin yağcı demek, böyle yağcılar varsa, bu kendini bilmez, densizleri bütün bütün küstahlaştırır, şımartır. Başkalarına suni kusurlar uydururlar ve hep onlarla uğraşır dururlar. Tepeden tırnağa leke içindedirler, cife içindedirler, levsiyat içindedirler, zift içindedirler. Ve hele bir de o zift duygularını neşreden bir zift neşriyatları varsa, onunla günah keçileri bulmuş, onları karalayıp duruyorlarsa, suçlu artık belli ve malum. Bizim hiçbir kusurumuz yok. Kendilerini mualla, müzekka, masum, masum, mahfuz, melekler gibi görmeye dururlar. Ve bu duygu, bu düşünce, bu mülahaza, şeytanın pabucunu dama attıracak cinayetler işlettirir onlara. Tarihin değişik dönemlerinde böyle ifritten ruhlar hakikaten şeytanın pabucunu, bu Türkçemizde bir idiomdur, şeytanın pabucunu dama attıracak cinayetler işlemişlerdir. Ama kendilerine mualla, müzekka, Müslüman nazarıyla bakmışlardır. Cinayetlerin en büyüğü de dünyalarını mamur etme adına İslam'ı argümanları o mevzuda basit birer çekiç gibi, birer çivi gibi, birer tornavida gibi kullanmak suretiyle esas dünyalarını mamur etmeye çalışmışlardır. Dinin imana müteallik mesaili, İslam'a müteallik mesaili, ihsana müteallik mesaili, ihlasa müteallik mesaili sadece dilin ucuyla telaffuz edilmiş ve bunlar aynı zamanda Allah Resulü'nün beyanıyla levsiyat, اَدْدُنْيَا جِيْفَتُنْ مِنْ حَيْسُ هُوَ هُوَ kendine bakan yanıyla Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve efalini gösteren yanıyla değil, ahiretin mezrası olan yanıyla değil, oraya sizi götüren bir koridor olma yanıyla değil, nefsine bakan yanıyla cife ve onun arkasından koşanlar, meseleyi saray yapmakla ömür tüketenler, filolar icat etmekle ömür tüketenler, villalar yapmak suretiyle nefslerine tatmin arayan bedbahtlar, talihsizler, gamkinler. Hayatlarını böyle sürdükleri sürece bir sürü mabudun arkasından farkına varmadan koşmuş olurlar. Dünyaya taparlar, zevke taparlar, bohemliğe taparlar, şehvati nefsaniyeye taparlar, bedeni arzularına, garizeyi beşeriyeye taparlar. Kendilerinden sonra nesillerinden gelen, kendi sulplerinden gelen insanların aynı levsiyatı yaşamaları için onlara da öyle bir ortam hazırlama istikametinde, öyle bir ortam hazırlar, onları da kendinden sonra putperest haline getirirler. Böyle putperestler ara sıra camiye gitseler de, Müslüman deseler de, cedlerimiz deseler de, onlar için ocaklar açsalar da, bayraklar dalgalandırsalar da,
bunların Lat'a, Menat'a, Uzza'ya, İsaf'a, Naile'ye tapmadan farkları yoktur. Zevs'e, Afrodit'e, daha ne bilmem Allah'ın belasına tapmadan farkları yoktur. Bütün putlara tapmadan sıyrılmanın yolu Allah'a kulluktan geçer. Her şeyi onun için yapmak ve bütün dünya ve mafihayı nefsi itibariyle, dünyanın dünyaya bakan yanı itibariyle elinin tersiyle itmeye bakar. Dünyanın arkasından bir yarış atı gibi koşan bir insanın rica ederim ben Allah'a inanıyorum demesine ben inanmıyorum siz de inanmayın. Bir gün inanmış, kalmış, destek vermişseniz büyük bir cinayet işlemişsiniz. Bundan dolayı bundan sonraki hayatınızı hep tevbe istiğfarla hem de bir kere estağfurullah değil, katrilyon defa estağfurullah, katrilyon defa estağfurullah, katrilyon defa estağfurullah. Biz zalime adil dedik. Cebbara, hotfuruşa Müslüman nazarıyla baktık. Müslümanlığı, Müslümanlığa ait değerleri, dünyalarını mamur etme adına birer argüman olarak kullanan, İslam'a en büyük ihaneti yapan, Ebu Cehil'den daha korkunç ihanet yapan, Utbe'den, Şeybe'den daha korkunç ihanet yapan, onlar dinin karşısında olarak dine karşıydılar. Efendimiz onu biliyordu. Hamza da biliyordu. Ömer de biliyordu. Ebu Bekir de biliyordu. Radiyallahu anhum elfe merratin. Hepsinden Allah binlerce razı olsun. Biliyorlardı. Ve ona göre stratejileri vardı. Planları vardı. Bunlar birer canavar. Belli artık. Çizgileriyle belli. Tavırlarıyla belli. Bu köşede olmasa başka bir köşede Gulyabani gibi karşımıza çıkacakları da mukadder diyorlardı. Dolayısıyla işleri çok ağır değildi. Aşarlardı Allah'ın izniyle ve aşmışlardı Allah'ın izniyle. Ama İslam'a argümanları kullanmak suretiyle bir yönüyle sizin karşınıza öyle çıkan kimseler La ilahe illallah diyor, dilinin ucuyla söylüyor. Bu söylemeyi bile bir getiriye bağlıyorsa, dünyevi bir getiriye bağlıyorsa, oysa ki Müslümanlığın esası adanmışlığa dayanır. Kendi için yaşamamaya dayanır. İhya etmeye dayanır. Bir basu badel mevt eri gibi israfil olmaya dayanır. Ben açımdan öleyim. Ben sefil yaşayayım. İnsanlık tarih tablosunun buyurduğu gibi. Allah'ım beni miskin olarak, yani hiçbir şeysiz yaşat. Hiçbir şeysiz canımı al, öldür. Hiçbir şeysizlerle beraber haşreyle. Miskin tabirini kullanıyor. Fakirin ötesinde bir yokluğa maruz insan demektir. Allahümme ehyini miskinen ve emitni miskinen ve ahşurni me'al mesakin buyuruyor. Bütün dünyalar akıp ayağının dibine geldiği zaman ona karşı duyduğu endişe var. Bahreyn'den gelen o zengince ganimet karşısında mübarek parmağını, o parmağa bin ruhum kurban olsun. Mübarek parmağını kaldırıyor ve işaret buyuruyor. Ben başka şeyden değil, şey derken umuma delalet eder. Roma imparatorlarından değil, Pers imparatorlarından değil, şu mevzuda birbirinizle yaka paça olmanızdan korkuyorum der. Onun için yarışa gireceksiniz. Dünyanın debdebesi, alayişi, serveti, imkanları mevzuunda yaka paça olacaksınız. Aman ona ilişirler diye binde bir ilişme ihtimali olan insanları ademe mahkum etmek suretiyle kendinize göre dünya perest olma güzergah emniyetini temin etmiş olursunuz. Öyle davranıyorlar. Hedeflerine, dünya adına hedeflerine varmak için namı celili ilahiyi, Allah Celle Celaluhu ismi şerifini kullanıyorlar. Muhammedur Resulullah
ismi celilini kullanıyorlar. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ hakaikini kullanıyorlar. Ne için kullanıyorlar? Bir gün İsrafil'in sur sesiyle toz duman olup gidecek şu dünya için, dünyadaki villaları için, filoları için, yalıları için giderken arkadan alkışlanmaları, takdir edilmeleri için, şunu yaptı, bunu yaptı dedirtmeleri için. Fakat Allah Celle Celaluhu öylelerine sonuna kadar hiç de fırsat vermemiş. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. İşte size Amnufis, işte size Ramses, işte size Sezar, işte size Stalin, işte size Lenin. Üzerlerinde ne kadar zaman geçti. Heykellerini, putlarını ayaklarının altına aldı. Denize mi attılar, kuma mı gömdüler? Onların beklediği şeylerin onda bir olmadı onlar için. Hayırla yad edilmediler. Dünyaya tapanlar, yaptıkları her şeyi dünya için yapanlar, hiçbir zaman yad-i cemil olma işini elde edememişlerdir. Hep lanet ile anılan cebabire arasında yad edilmişlerdir. Saddamlar demişler, denmiştir. Gazzafiler denmiştir, denmiştir. Atan, fırlatan manasına. Hayatı boyunca hep atan, tutan, başkalarını karalayan insanlar gittikten sonra da insanların onlara lanet yağdıracağı mukadderdir. Kendi arzu, istek ve kaprislerinden vazgeçemeyen bir insan katiyen Allah'a sağlam kul olamaz. Allah'a kulluğun yolu kendi istek, arzu ve kaprislerinden tamamen tecerrüde vabestedir. Giderken öbür tarafa nefsim hesabına du cihandan el yudum, hanumanım kalmadı. Du cihandan el yudum, hanumanım kalmadı. Müslüman geçinen insanlarda böyle deme durumunu görüyor musunuz diyebilirler mi? Hayır, katiyen ve katibeten. Çünkü katiyen ve katibeten İslam'ı mübarek ismi kullanarak yalan söylüyorlar. İftira ediyorlar. Zift savuruyorlar. Kendileri gibi dünyaya tapmayanlara, hakka, hakikata kendini adamış olanlara, dünya namına her şeyi ellerinin tersiyle itenlere, o mevzuda ortaya koydukları asarı bergüzideyi yıkmaya, yapılan şeyleri yok etmeye matuf. Bütün himmetleri ve gayretleri o istikamette, bütün firavunların, İbn-i Selul'ların. İbn-i Selul Ebu Cehil'den daha tehlikeliydi. Çünkü camiye geliyordu. Öyle hareket ediyordu ki oğlu Abdullah, adı başkaydı, Bedir'de bulunmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdullah dedi. Allah'ın kulu o payeye layık gördü, adını değiştirdi. Dörtte dörtlük bir sahabiydi. Kızı Naciye, dörtte dörtlük bir sahabiyeydi. Fakat öyle şeytan bir adamdı ki, o kızıyla oğlu bile bunun çevirdiği entrikaları bilemiyorlardı. Bazen 100 insanı, bazen 200 insanı, bazen 300 insanı arkasını almak suretiyle insanlığın iftihar tablosunun stratejilerini, planlarını, hareket ve hamlelerini sabote etmeye kalkıyordu. Bedir'de ayrı bir oyun oynuyordu. Uhud'da ayrı bir oyun oynuyordu. Hendek'te ayrı bir oyun oynuyordu. İşi bütün oyundu. Ama mescide gelmeyi de ihmal etmiyordu. Belki ön saflara geçiyordu.
Bir de dönüp cemaate bak ben buraya geldim der manasına. Herkes onu yüzüyle orada görsün diye bakıyordu. O Er Risale ve Çağrı'da gördüğünüz gibi o rolü oynayan o karakteri de çok iyi seçmişler. Öyle tebessüm ediyor. Öyle inandırıcı tavırlar sergiliyor ki, öyle vallah billahlarla meselelerle teyit ediyor ki, inanmamak elinizden gelmez. Siz de öyle münafıklara inanmadınız mı? Onlar için kapı kapı koşmadınız mı? Ve gittiğiniz kapılarda ters yüz edilmediniz mi? Başınızdan aşağıya sıcak sular dökülmedi mi? İnandınız. Çünkü biz ki müminiz, inanırız. Aldanırız fakat aldatmayız. El müminu gırrun kerimun vel faciru hibbun leimun. Mümin civan mert, Ali Cenab merdoğlu merttir. Ama aldanabilir. Neden? La ilahe illallah diyor. Ben senin Müslüman olduğuna inanmıyorum dersen, sana Efendimizin Hazreti Üsame'ye dediği gibi demezler mi? Yarıp kalbine mi baktın? Onun için senin için her zaman aldanma kapıları da aralıktır. Aldanabilirsin. Onun için çağın büyük düşünürü, büyük kalp sahibi, yüksek ruh sahibi, münşi, büyük mimar. Diyor ki biz ki müminiz aldanırız fakat aldatmayız. Aldanırız, aldatmayız. Bir gün farklı argümanlarla karşımıza çıksalar, ben size latife var bir şey söyleyeyim. Zannediyorum biz yine aldanırız. Ve şu anda aldanmış, sürükleniyorlar körü körüne. Bir görmezin, bir duymazın, bir doğru konuşmazın, bir kalbi Allah için atmazın arkasından sürüklenip gidiyorlar. Sürüklenip gittiler nicelerin arkasından. Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, uzak geçmişinizde. Kim bilir, belki çok yakın geleceğinizde, uzak geleceğinizde. Yine aynı İbn-i Selüllerle karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü müminsiniz, aldandınız. Allah aldatmadan bizi muhafaza buyursun. Evet. Aldanma bir gün tamir edilebilir. Onlar bir bir devrilip gittiklerinde en köklü bin senelik çınarlar, selviler bile şiddetli bir fırtına karşısında mukavemet edememiş, devrilmişlerdir. Devrilmeyen kalmamıştır. Devrileceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Devrilip gideceklerdir. Ama siz de istikametinizle, samimiyetinizle, sadakatinizle gelecek nesiller tarafından hayırla yad edileceksiniz. Allah onlardan razı olsun. Eğitim müesseseleri açtılar. Eğitim müesseseleri açtı, gözlerimizi açtılar. Eğitim müesseseleri açtı, kulaklarımızı açtılar. Mübserata karşı neyin ne olduğunu gördük o müesseselerde. Eşya ve hadiseleri hallac etmeyi gördük. Varlık mevzuunda sentezlere, efendim, analizlere muvaffak olduk. Ve mesmuata karşı kulağımız açıldı. Vahyi semavi olduğu gibi duymaya başladık. Bir yönüyle kalbin dili çözüldü. Hep onun için atmaya başladı. Ritimlerinde hep o duyuldu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gelecek nesiller sizi böyle yad edecekler. Bugünkü muvakkat kayba, muvakkat mağduriyete, mazlumiyete takılıp kalmamada Allah'a karşı rıza edalı bir yaklaşım vardır. Zimni olarak radina billahi rabbe ve bil İslami dina ve bi Muhammedin resulen nebiyye. Rab olarak senden razıyız. Peygamber olarak ondan razıyız. Din, sistem olarak İslam'dan razıyız. Hoşnuduz, hoşnut. Radiyen mardiye, radiyallahu anhum ve radu an. Kaç yerde geçiyor?
En son Kur'an'ı bütünüyle bilmeyenler Lemyekün suresinin sonunun bununla noktalandığını düşünsünler yeter. Radiyallahu anhum ve radvan. Ondan evvel geçen şey o müminler ameli salih yapıyor. İmanla mesafe üzerine mesafe kat ediyorlar. Allah onları ebedi cennetle, ebedi tabirini kullanıyor. 12 yere yakın Kur'an-ı Kerim'de ebed kelimesi kullanılıyor. Onlardan bir tanesi de en sonuncusu. Lemyekün suresinde ebeda deniyor. Sonra da radiyallahu nasıl olmasın ki ebedi? Nasıl olmasın ki? Radiyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı oldu. Allah'ın razı olması onlardaki rıza duygusunu tetikledi. Onlar da ey Rab senden razıyız dediler. Allah haklarında öyle denen ve kendileri de meseleyi öyle dinlendiren Ali Cenab kullar zümresine ilhak buyursun. Yürüdüğünüz yol doğru. Ona eğri diyen insanlar kendi eğriliklerini görüyorlar. İnsan insanın aynası. O eğrilikleriyle birer ayna olan sizler kendi tecellilerine bakıyorlar. Allah Allah yamuk mu insan diyorlar. Oysa ki asa gibi bükülmüş olan onlar. Şeytan karşısında bükülmüş, nefis karşısında bükülmüş, dünya karşısında bükülmüş, saltanat karşısında bükülmüş, alkışlanma karşısında bükülmüş, parmakla gösterilme karşısında bükülmüş, ayağa kalkma karşısında bükülmüş, bin tane put edinmiş. Ve bir türlü bunlardan yakasını kurtaramıyor. Allah derken bile esasen onlardan ayrılamıyor, onları terk edemiyor. Allah'a karşı terbiyesizliğin, küstahlığın en büyüğünü irtikap ediyor. Allah derken dünyaya tapma, Allah derken saltanat debdebe arkasından koşma, Allah derken ikbal deme, istikbal deme, Allah'a karşı en büyük saygısızlıktır. Zira وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ben şah damarından size daha yakınım. Sen ne dersen de, senin içindekini, nöronlarından geçenleri, hipofiz bezinde yerleşen şeyleri, talamusun fonksiyonunu, Allah Celle Celaluhu, sen belki bunları bilemiyorsun. Belki uzmanı, bu mevzunun uzmanı tabipler bile, nörologlar bile bilemiyorlar. Ama Allah biliyor. Ne kadar biliyor Allah? Ben avucumun içini bildiğim kadar biliyor dersen Allah'a karşı saygısızlık yapmış olursun. Öyle biliyor ki onda hiç inhiraf yok. Öyle biliyor. Sen ne dersen de Allah de, la ilahe illallah de. Ama niçin diyorsun? Neden dolayı diyorsun? Niye öyle görünüyorsun? Neden maziyle irtibattan bahsediyorsun? Neden onun namına maziyle alakalı bir yönüyle ocaklar oluşturuyorsun? Bu ocaklarla birilerinin ocaklarını söndürmek istiyorsun. Ocaklar oluşturuyor, birilerinin ocağını söndürmek istiyorsun. Ve ediyorsun münkirane tane-i şimşir-i hunevşan. Döküyorsun kan, yakıyorsun can, senin derdin şöhret-i şan ve selam.